Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah'a şükür bomba gibiyiz. Evet. Rabbimize şükürler evet, olsun. Evet. Efendim kış geliyor biliyorsunuz. Evet. Allah diyor ya mevsimleri döndürüp tamam, diyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Vatandaş kışa hazır mı? Ne yapayım vatandaşa kışa hazır olup olmadığını? Sen hazır mısın? Hazırım inşallah. Bomba gibi. He. Montlar alındı mı? Alındı. Konserver alındı mı? Konserver alındı. Gaz var mı doğal gaz? Var çok şükür. Kimileri diyor ki yok kardeşim. Nasıl gaz yok? Yakıyorum şimdi evde. O zaman birileri Allah diyor ki bazı insanlar var diyor. Onlar ayette şöyle diyor. Yer içerler, tefekkür etmezler, şükür etmezler. Onlar bazı hayvanda daha aşardılar. Çünkü ayette diyorum ben, ayet söylüyorum. Bazı insan şereflidir, melekte şerefli üstündür. Üstün yaratılmış. Evet. Sonra da bazıları yerler, içerler, tefekkür etmezler. Şükür etmezler. Benim şu an doğal gaz yani nasıl yoktur? Bak faturası da burada 104 evet. Lirada gelmiş. Aşağı mesajı da burada duruyor. Ödeyeceğim yani 2 günlük iş. Bazıları diyor ki kardeşim bu kış çok zor geçecek. He. Ekonomi de kötü diyor. Ha ekonomi kötü. Peki diyelim ekonomi kötü. Onu anladık da bu kış nasıl zor geçeceğini kim anlayacak? Kim bunun kararını verecek? Diyemez diyorsun. Kim verecek? Hadi bana söyle. Kaç ay kış geçecek, kaç ay yaz geçecek? Bana birisi söylesin. Vatandaş diyor ki domates 55 lira diyor nasıl? Tamam domates 55 lira. Kuyruklar da git marketler doludur. Doludur. Arabalar caddeler doludur. Doludur. Peki bunlar ondan sonra nasıl alıyor? Ben diyelim ki domates bak ben hiç domates alıyorum. Ben gidiyorum bakıyorum domates. He domates 50 lira ise alıyorum 10 3 tane 4 tane. Vatandaş. Bu benim kameraman. Evet. Bu hiç şükretmiyordu. He. Buna dedim ki oğlum şükret. Evet. Geçen 2 kilo domates almış. Evet. Gece şükretti yattı. Abi, ben domatesi sana 3 kilo oldu dedi. Şu anda sera domatesi 50 liraya. Evet. Ben 15 lirada domates aldım. Almadı mı? Çanakkale'de ve şeyde Pamukova'da domates 15 lirada almadı mı? Soğan 12 liraydı. Yani o zaman 15-20 liraydı. Almadım şimdi 8 lira 9 lira almıyor musun? İşte bu şükretti yattı. Ya dayı 3 kilo oldu dedi. Şükreder şükretmez. Sabah 3 kilo oldu dayı dedi. He onu anlamam. Yalnız böyle bazı şeyleri var ya. İşte vatandaş şükretmiyor, bilmem ne yapmıyor. Vatandaş şimdi ekonomi şeyi, kardeşim ekonomi güzel. Ekonomi kötüyse tamam mı? Ekonomi iyi olduğu zamanlarda hiçbir tane mikrobcu gelip de kardeşim enflasyon %8 iken ekonomi iyiyken hiçbir şey diyor muydu? Demiyorlar. Demiyorlar. Şimdiki bir ekonomi. Ben, kimileri diyor ki biz daha güzel bir ülke oluruz da dış güçler bizi bırakmıyor. Hah işte oraya sen çok geldin. Evet. Bu memleket hem senindir hem benimdir değil mi? Sen bu memlekette yaşıyor musun? Ya yaşıyor musun? Yaşamıyor. Şu anda hür müsün? Hürsün değil mi? Buralarda geziyorsun, bana da mikrofon uzatıyorsun. Ben de gerekeni söylüyorum. Allah'a muhafaza. Yar bu memleket gittiği zaman sana herhalde seni kayıracak halleri yok ya. Sen bir köşesine otur, sen bizdensin. Ben şu hacı temizleyeyim. Hükümet sen... değişirse memleket gider mi? Hükümet değişir. Ben o konuda bir şey diyeyim. Eğer birlik olursa hangi hükümet değişirse memleket gitmez. Birlik olup da bizi CHP yönetsin desem kızar mısınız? Niye kızayım ya? Evet. CHP geldik zaman hiç halka bir şey demedi. Halk hep birlikte Kürdü, Lazi, Çerkezi, Abazi şunu bunu hep birlikte kardeş gibi yaşarsa niye memleket gitsin kardeşim? CHP gelmiş, MHP gelmiş, AAP gelmiş bizi değil. Ama birbirimize düşersek o zaman memleket gider. Evet. Anladın mı kardeşim? Şükredersek bu kışı güzel geçer. Güzel geçer. Çok güzel. Şükredersek kasap bize et verir mi 2 kilo? Şey de iyidir kardeşim. Efendim? Tek derdimiz var ya halkın arasına fitne sokmamak. Halkı birbirimize düşürmemek. Biraz şükredersek kasaptaki fiyatlar düşürmeyecek. Halkı birbirimize düşürmeyecek. Şudur budur demeyeceğiz. Hep birlikte genci, yaşlısı, ondan sonra solcusu. Anlamıyorsun ki sen. Evet. Şükredersek bir bot fiyatı 5000 lira olmuş. Sabah 4000 liraya 3000 liraya düşer. Hani sen şükredersen sen de 50 bin lira memursun. Alırsan bir bot bedava 5000 lira verir. Bak senin üzerindeki elbiseye bak. Her bir tanesi kaç para. Bak şuraya bak. Ben kaç lira bak. Görüyor musun? Yamalıyor giyiyorum. Görüyor musun? Tamam. Tercihim. Ben tam 10 senedir bunu giyiyorum. Cumhuriyet'in 101. Güzel Cumhuriyet'in 101. yılında evet. Bir emeklinin yamalı pantolon giymesini nasıl buluyorsun? Çok güzel biliyorum. Elhamdülillah. Allah. Tabii. Sen de üzerinde çok montu güzel yiyorum. Ben de çok emekliyim. Bak. Yalanmışlar. Bizde orada dana yalanmış. Öküz yal değiller. Yok, sen jöle sürmüşsün. Bak. Eyvallah. Şükrettim jöle kendiliğinden. Merhaba kardeşim. Vatandaşa soru soruyoruz. Biliyorsunuz kış geliyor. Kendinizi bu kış için hazır hissediyor musunuz? Hayır hiç hissedemiyorum. Seni hazır hissettirmeyen şey nedir? Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. Emekliyim. 17 milyon maaş alıyorum emekli maaşı. Ondan 17'yi geçim... alıyorsun maşallah. Askeri diye şey normal sigortadan emekliyim. Konserve yaptınız mı? Et aldınız mı? Süt aldınız mı? Et rüyamızda görüyoruz zaten. Rüyada görüyorsun. Kış da göremeyeceksin. Kış da göremeyeceğiz. Ben bir emekli gidip kendine bir bot, güzel de bir mont alamaz mı? Alamaz. Şu anda alamıyor yani. Ben alamıyorum şahsen. Yaşınız kaç? 57. 27'li yaşlarınızda alabiliyor muydunuz? O zaman alıyordum biraz.
bu zamanın şartlarına göre biraz daha iyiydi. Alamıyorsunuz. Evet, şu anda alamıyoruz. Bunun sizi psikolojik bir rahatsızlığa ya da bir sıkıntıya, mutsuzluğa soktuğu oluyor mu? Evde bir huzursuzluk oluyor mu? Evet. Geçim sıkıntısı, başka bir şey değil yani. İstediğimizi alamıyoruz. İstediğimizi giyemiyoruz. O yüzden sıkıntıdayız yani. Cumhuriyet'in 101. yılında kendinizi bir Fransız, İtalyan ya da Alman'ın karşısında güçlü ve onurlu hissediyor musunuz? Evet, evet. 101. yılında iyi bir noktada mıyız? Hayır. Şöyle... Bugün Atatürk bizi görse ne derdi? Vallahi bizi biraz yadırgardı için gerçi. Ben size bu emaneti, bu vatanı böyle ama emanet ettim derdi yani. Derdi yani. Bunu derdi yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hazır tabii. Niye hazır olmasın? Doğalgaz yakabilecek miyiz? Efendim konserveler var mı? Depolar tam mı? Doğalgazı yakmıyoruz ki. Sadece yüzüne bakıyoruz. Nasıl vatandaşın kışın durumu? Bu kış nasıl geçecek? Vatandaş yaşamasını bilse, kışı bilse bu memleket böyle olmaz ki. Vatandaş kim olursa olsun, sana hizmet etmeyen, hizmet vermeyen, hiçbir düzeni desteklemeyeceksin. Devlet vatandaştır. Biz yönetici seçiyoruz. Millet 600 milletvekilini devlet olarak görüyor. Bu ülkede böyle oluyor. Devlet bizleriz, bak bizleriz. Bizden başka devlet yok. Bak bu ülkede bilmem Kürt ahları diyor, Türk ahları diyor. Sen şeker fabrikasını satarsan, tekel fabrikasını satarsan, demir çeliği satarsan, sümer dokuma fabrikalarını satarsan, et balık kurumlarını satarsan, seka kağıdı satarsan, şişe camı satarsan, gübre fabrikasını satarsan, aşı fabrikasını satarsan, o Ayaş'ın kurduğu 45 tane fabrikayı satarsan hiçbir şey çözüm bulamazsın. Bugün bak Diyarbakır'a 5 tane fabrika kur, ne Kürt sorunu kalır ne Türk sorunu kalır. Herkes fabrikaya gider çalışır. Efendim Cumhuriyet'in 101. yılını kutladık. 101. yılında bir Alman'ın, bir Fransız'ın, bir İtalyan'ın, bir Amerikalı'nın karşısına çıkıp 101. yılımızdan gururluyuz, halimize bak ey Alman Fransız diyebilir misin? Biz her zaman gururluyuz ama Türkiye'mizin kalkınmasında sıfır. Üzülüyoruz. 101. yılında mutlu musunuz? Mutlu olmak zorundayız. Mutlu değiliz ama mutlu olmak zorundayız. Evet. Biz mutlu olmak zorundayız. Çünkü bu ülkeyi hep beraber kurduk. Kürt, Türk diye bir şey yok. Hemen. Hepimiz eşit yurttaşız. Bugün ben Tokatlıyım kardeşim. Ben de Tokatlıyım. Diyarbakır'daki Memo da kara lastiğiyle geziyor. Tokat'taki Haso da ne fark ediyor? Hemen var mı farkı? Soralım efendim. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti. Dedi ki gel konuş, hallet bu işi dedi. Ya işte sanki neydi? Belediye başkanını tutukladılar. Diyarbakır'ın. Hayır burada. Karşı tarafta. Evet. Hangi ilçemizdi ya? Hayır efendim, karşıda. APO'nun gelmesiyle sorun çözülecekti. Kardeşim, APO'yu milletvekili yapsan bile sorun çözülmez. APO dediğin adam bir piyondur. Amerika'nın piyonudur. Ne zaman Amerika'yı Kuzey Irak'tan, Kuzey Suriye'den kovarsan o zaman her şey biter. Madem APO'nun bir konuşmasıyla çözülecekti, bu kadar genç niye şehit oldu? Ya güzel kardeşim, bizi Atatürk'ten sonra Amerika yönetti. Hala Amerika yönetiyor. Amerika yönettiği için Kuzey Irak'ı yarattı, Kuzey Suriye'yi yarattı. Yani Orta Doğu Avrupa projesinin iki ayağı tamam oldu. Bir ayağı Diyarbakır kaldı. Onu da tamamlarsa adam oraya ikinci İsrail'i inşa ediyor. Adını da Kürdistan koyuyor. Peki. O bölgenin halkını kullanmak için. Amerika hiç kimseye yardım etmez. Bak Mahsuni 50 sene önce söyledi. Emperyalizmin anası, faşo itlerin babası, biatlamın pis karısı Amerika, katil dedi. Süleyman Demirel tuttu. Mahsuni'yi cezaevine attı. Ben. Sizce çıkacak mı? Ne? APO çıkacak mı? Ya çıksın çıkmasın benim için önemli değil ki ya. Bugün
Apo çıksa ne olur? Apo'yu milletvekili yapsalar ne olur kardeşim ya? Bu ülkeyi Amerika yönetiyor ya. Allah aşkına lütfen görsün millet ya. Şimdi bir sorum daha var. Biliyorsunuz kış geliyor, bazı vatandaşlar hazırlanamadık diyorlar. Kimileri diyor ki, sevgili kameramanım, kimileri de diyor ki şükredin bu kışı da atlatırsınız. Kardeşim, birazcık şükretsek atlatırsınız. Kardeşim şükürüne karnım doysa ben evde yatarım sırt üstü, karnım doyar. Niye çalışayım şükret? Şükür kolay bir kelime. Millete alıştırmışlar. Şükret yavrum. Şükretmesini bil. Kendisi alıp götürüyor, sana şükrü buyuruyor.